Sen artık gidebilirsin. Serumu ben takarım. Tamam efendim. Şimdi biraz daha iyi misin? Kendini nasıl hissediyorsun? Endişelenecek ciddi bir durum yok. Ateş seni halsiz düşürmüş. Hepsi bu kadar. Uyuyup dinlenmeye çalış. O zaman daha çabuk iyileşirsin. Bu hastanede olması ve bana bakan aynı doktorun ona da bakması güvende olacağı anlamına gelmez. Buradan çıkmam lazım. Efendim, efendim. Efendim, hayır. Bunu yapmanıza izin veremem. Durumunuzun kötü olduğunu biliyorsunuz. Çok iyi dinle. Kızın adı Paro. Tam adıysa Parvati. Eğer sizin hastaneye getirirlerse orada öldürürsün. Yoksa VSD'nin karargahında bir şekilde sız ve orada işini bitir. Sakın başarısız olma. Merak etme, halledeceğim. Efendim, lütfen. Dinlenmelisiniz. Kızın kapısının önüne birilerini yollarım. Bu yeterli değil, aman. Onun yanında olması lazım. Bir şey yap. O kız burada, bu odada olmalı. Burada mı? Aman. Oda yeteri kadar büyük. Bir yatak daha konabilir. Hadi. Ama doktor... Oda doktorun bir diğer hastası, aman. Ve bizim için de çok önemli. Elimizdeki tek tanık o kız. Çabuk! Başüstüne. Evet. Onu ben getirdim. Sağlığı nasıl diye merak ettim. Gözümle görmek istedim. Kızın durumu nasıl? Stabil, iyi gidiyor. Biraz ateşi var ama durumu düzelir. Daha iyi. Efendim, Rudra'nın bir isteği oldu. Uyumak zorundayız. Lütfen benimle gelin. Tamam. Nasıl oldu? Görüyorsun. Yıllar oldu değil mi? 12, 13, 15. 15. Evet. 15 yıl oldu. Hatırlıyorsun değil mi? Eskiden bana sorardın hani. Amca söylesene. Benim de ne zaman senin gibi bir bıyığım olacak diye. Hep aynaya bakar, kendini tepeden tırnağa incelerdin. Dün gibi gözümün önünde.
göğsünü şişirip dururdun. Bir de şimdi bak. Benim güzel oğlum. Aslında izinliydim ben. Ama göreve dönüp senin haberini alınca, buraya verildiğini duyunca, oğlum, abim nasıl? Eminim o buraya geri dönmemiştir. Şimdi nasıl? İkiniz birlikte Çandangark'tan ayrıldığınızdan beri onunla konuşma şansım olmadı. Bir kez bile telefonlarıma çıkmadı. Yardım et, onunla bir kez konuşayım. En azından iyi olduğunu bil. Çavuş Tamer Anavat! Üstünüzle konuştuğunuzu unutmayın. Belli bir protokole uymak zorundasınız. Lütfen buna uyun. Bir şey daha. Tutukladığım bir şüpheliye fazlasıyla yakınlık gösterdiniz. Bu gözümden kaçmadı. Bu ciddi bir uyarıdır. Ne onun, ne benim yanıma. Gereğinden fazla yaklaşmanız halinde hakkınızda ciddi işlem yapılacaktır. Anlaşıldı mı? Evet, efendim. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Burayı ben yönetiyorum. Benden izin almadan odaya nasıl başka bir hasta alırsınız siz? Onu sadece otoritenin içe saymanız da değil, birbirinizden enfeksiyon da kapabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Doktor, anlamaya çalışın. Aman. Diğer iş tamam mı? Diğer iş mi? Ne işi bu? Burada neler çeviriyorsunuz? Niyetiniz beni işimden etmek mi? Bu kızın ismini hastanenin kayıtlarından sildim. Herkesin bilmesi gereken şu. Buraya bir tek ben geldim, o değil. Affedersiniz amir. Şu anda cephede falan değilsiniz. Hastanedesiniz, unutmayın. O yüzden... Şu anda burası benim için cepheden daha fazla güvenli değil. Cephede kurşunun geliş yönü bellidir. Kimin tarafından atıldığı da yalan mı? Bakın doktor, ikimiz de hasta iyi olsun isteriz. Siz enfeksiyonla mücadele edin. Ben de yanıma sızmak isteyen düşmanlar. Kararları ben veriyorum. Buna ilaç bile vermeden önce bana soracaksınız. Anlaşıldı mı? Çok sıkıntı olacaksa bizi taburcu edersiniz. Başka hastaneye geçeriz. Tamam mı? Bu antibiyotik. Mutlaka almanızı tavsiye ederim. Yararınız olur. Siz bilirsiniz.
Bay Rudra, teftiş yapmaya çok meraklısınız değil mi? Ama o ilaçlar kanınıza karışınca düşmana karşı önlem alacak halde olmayacaksınız. İyi geceler Aman. İyi geceler. Onlar ezilecek. Küçükleri. Küçükleri. Taşıyamazlar. Onları taşıyamazlar. O küçükleri. Teyze. Teyze yalvarırım bırak beni. Yalvarırım bırak. Teyze yakacaklar onları. Yakacaklar onları. Yakacaklar teyze. Bırak ne olur. Ne olur yanlarına gideyim teyze. Teyze ne olur bırak beni. Teyze doktor. Ne olur bırak. Teyze yalvarırım bırak beni. Teyze yalvarırım. Teyze. 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 Yalvarırım bırak anneme babama gideyim. Yakacaklar onları yalvarırım. Bırak gideyim. Yakacaklar. Teyze. 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 Annemle babamı yakacaklar. Teyze yakıyorlar. Teyze. Teyze. Teyze yakıyorlar onları. Yalvarırım bırak yanlarına gideyim. Yalvarırım teyze. Teyze yalvarırım. Yakıyorlar. Teyze. Annemle babamı yakıyorlar. Bırak beni. Bırak beni. Bırak yalvarırım bırak teyze bırak. Annemle babamı yakacaklar. Ne olur bırak beni ne olur. Ne olur teyze. Annemi babamı yakacaklar. Teyze onları yakacaklar. Bırak beni ne olur bırak. Teyze. Teyze yalvarırım. Yalvarırım bırak beni. Teyze onları yakacaklar. Teyze bırak beni yalvarırım onları yakacaklar. Teyze bırak beni yalvarırım bırak ne olur. Ne olur teyze ne olur bırak beni. Teyze yalvarırım ne olur bırak beni onları yakacaklar. Teyze. İnka saat hecesi. Mati sam kumar. Sakin ol. Mati bana cavi hai murat. लागे इसका हाथ छाप तिलक दोनों की होवे जब हो साचिन हो भी अधूरी आधा मिले तो हो
Yavuz gördün. Korkma sakın. Tamam. Geçti artık, korkma. Hayır! Hayır! Sus! Dur! Yardım edin! Bırak beni! Bırak dedim! Bırak! Yardım edin! İmdat! Kimse yok mu? Dur! Yardım edin! Bırak! Bırak dedim! Bırak! Dur! Bırak beni! Bırak. Yeter artık! Kes bağırın! Neler oluyor? Ne yapıyorsunuz? Doktor, yalvarırım, yardım edin! Ne olur beni bu caniyle yalnız bırakmayın! Binbaşı, belli ki tutuklunuzun sıkıntısı var. Sakıncası yoksa sizi dışarı alabilir miyim? Onunla ilgilenmek zorunda. Hemşire, halledin. Hemen efendim. Benimle gelin, lütfen. Beyefendi, lütfen. Gerçekten anlamıyor musunuz? Kızcağız çok acı çekiyor. İnsanlar buraya hayata yeniden tutunmak için gelir. Eğer bu kıza bir şey olursa bunun sorumlusu kim olacak? Dinleyin lütfen. Bu kız benim hastam, tamam mı? Siz yanında olduğunuz sürece iyileşmesi de mümkün olmayacak. Biraz daha anlayış gösterin. O kız benim tek tanığım. Gözüm hep üstünde olmak zorunda. Başka yolu yok. Ben de doktoru. Neye ihtiyacı olduğunu daha iyi biliyorum. Bu kızı derhal ayrı bir odaya almamız gerekiyor. Hayır. Nokta. Meğer kızcağız doğru söylüyormuş. Siz bir canisiniz. Bir şey değil. Doktor. Lütfen. Vijayanti, beni buradan çıkarın. Bırakın da gideyim. Bu mümkün değil. Hem buraya geldiğinden beri boğazına bir lokma girmedi. Yemeğini ye, sonra da uyu. Ne? Evet küçük hanım. Yemek yemen son derece önemli. Bir şey yemezsen sağlığını yeniden kazanamazsın. Biliyorsun, böyle zayıf kalırsın. Ve vücudun güç toplayamadığı zaman da iyileşemezsin, öyle değil mi? İyileşemezsen evine nasıl döneceksin ha? Gerçekten... Gerçekten bırakacak mısın? Öyle dedim ya, bir şeyler ye. Bir lokma olsun, hadi. Binbaşım, basın bu olay yüzünden BSD'yi topa tutuyor. Eğer bu son olay dışarı sızarsa basın o zaman... Helim hani sunle Ram, heli sunle Ram ji, jot jala de moh mita de kar kaya nihal ji, heli sun le Ram ji, rang rasiya tu man basiya tu, simro tharo naam ji, heli mhari sun Sen delirdin. Ne oluyor burada? Efendim, az önce dedim ki eve dönmek için bir şeyler yemesi gerekiyor ama kendisi... Eve dönmek için böyle şarkı mı söylenirmiş?
Sen ne gülüyorsun? Efendim, belki müzik de ruhun gıdası ya, hani. Önce ruhunu doyurmalı. Şarkı söyleyerek yani. Kendini daha iyi hissedecek. Evet. Tekrar söylüyorum, bir şeyler yemeden güçlenemez. Hadi ye bakalım. Ye. Aman. Kız burada kalacak. Buraya bir adam yerleştirelim. Doktor da odamı değiştirsin. Bunu ancak bu şartla kabul ederim. Baş üstüne. Merhaba. Sevgili kocacığım orada mıydın? Gül giderken suni.